Merhaba, bugün hisseleri nasıl seçeceğinizi göstereceğim. Önceden relative strength yani göreceli güç kavramını göstermiştim. Buna göre hisseleri TradingView.com'da ben Amerikan hisselerini seçtim, Nasdaq'ı. Filtremi göstereyim. İşte hisselerin 200 günlük ortalamasının ve 50 günlük ve 20 günlük ortalamasına baktım. Bunun dışında herhangi işte Nasdaq ayarlamışım, Nasdaq hisselerini ve bu ortalama değerlerine bakmışım. Buna göre hisseleri indirdim. Kapanış ortalama değerleri burada görünüyor. Bunu şuraya basarak hisseleri indirebilirsiniz. Bu arada bugünün tarihini söyleyeyim. Bugün 27 Mayıs 2018. Onu söylemeyi unuttuk. Bunu indirdikten sonra Google'a yüklüyorum. Google Excel ya da Excel'de de yapabilirsiniz elinizde varsa. Daha sonra hisseleri sıralıyorum. Bu relative strength'i nasıl hesaplayacağınızı göstermiştim önceden. Kapanış değerini ortalama değerine bölüyoruz. Bu da 30 haftalık ortalama değeri. 30 haftalık ortalama değerini aldım. Sonra iyi olan hisseleri buradan sırayla bakıyorum yukarıdan aşağıya. Örneğin şurada kalmışım. Bu ise Abax hissesi. Daha sonra bunun grafiğine bakıyorum. Grafiğini beğendiğim hisselerin yanına bir işaret koyuyorum. Bu aylık grafiği. Uzun dönem çok geriye bakıp olayın ne olduğunu anlamak için uzun dönem grafiklere bakabilirsiniz. Genelde yukarı giden bir hisse ama çok dalgalı, onun için bunu işaretlemiyorum. Daha sonra PI diye bir hisse var. Buna bakalım bunun nasıl. Bunun güzel değil. Lulu. Güzel demek yani trendi olan yukarı doğru çıkan hisselere bakıyorum. Bu hisse mesela şurada iyi olabilirmiş. Aylık grafiğe bakıyoruz. Tabii bundan iyi hisseler de var. Lulu'ydu bu. Daha sonra Luna'ya bakacağız. Bunun gibi herhalde 100 küsür hisse var. Bu hafta sonu yapılacak bir şey. Borsa İstanbul'da da 100 tane hisse var. Buna benzer şekilde, bu da hoşuma gitmedi. Buna benzer şekilde hisseleri indirip analiz edebilirsiniz. Böyle yukarı çıkan hisselere bakmanız lazım analiz ederken. Şimdi şuradayım. Önceden mesela Loxo diye bir şirket buldum. Çok ilginç bir şirket. Kanserle ilgili onkoloji araştırmaları yapıyor. Bu çok iyi bir hisse ve yaptığı araştırmalar da çok iyi kendi alanında. Ben bunu kendim devam edeceğim yapmaya. Size göstermek istediğim diğer bir şey de, örneğin bir hisse hoşunuza gitti. Onun hakkında genel bilgi almak istiyorsanız Annual Report diye bir site var ya da başka sitelerden de bakabilirsiniz. Loxo Investor bu Annual Report'ta şirketin genel bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Örneğin şirket kendisi hakkında ne düşünüyor? Bütün her şeyi böyle yazmak zorunda şirket. Türk şirketleri için de aynı şeyler geçerli. Oradan Türk şirketlerinin bilgilerini indirip örneğin burada hangi alanlarda faaliyet gösteriyorlar, amaçları ne? Hangi şekilde yaklaşıyorlar onkoloji yani kanser alanındaki ilaçları geliştirmek için neler kullanıyorlar, hangi ürünleri var, kanser hakkında genel bilgi. Bu tür bilgileri çok iyi şekilde buradan okuyabilirsiniz. Karlılıkları falan her şeyi burada yazıyor. Bu Amerikan şirketleri için zorunlu ya da Amerika'da
ki borsalarda listelenen şirketler için zorunlu. Örneğin burada finansal tabloları görmektesiniz. Mesela araştırmaya ne kadar para yatırıyorlar? Bu parantez demek, eksi demek, yani negatif demek. Gördüğünüz gibi bir sürü bilgi var burada. Bunu okumanız da çok yararlı olur tabii. Örneğin aynı şekilde Türk şirketleri için de bulabilirsiniz bu tür şeyleri. Kardemir yatırımcı ilişkileri diye aratırsanız örneğin. Kardemir Türkiye'de listelenen Türkiye şirketi. Yatırımcı sunumlarından örneğin o şirket hakkında. Bu yıl bitmediği için çeyrek yıl sunumu bu. Kendilerini tanıtmışlar yatırımcılara. Neler yaptıklarını gösteriyorlar. %4 artış olmuş geçen yılın aynı çeyrek dönemine göre. Dünyadaki çelik sektörünü tanıtmışlar. Gördüğünüz gibi bu bilgileri de okumak size büyük yardımcı olur. Belli endüstri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız ya da genel şirketler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bunlar da çok yararlı. Tavsiye ederim bunları okumanızı. Evet, ben buna devam edeceğim. Yaptığım analiz bittiğinde buradaki bir işaretlediğim hisseler, bu Amerikan hisseleri, Nasdaq'ta bulunan hisseler, bulduğum hisseleri sürekli gözetleyeceğim. Uygun olanları örneğin aylık grafikte Loxo'yu gördüm. Çok iyi dedim. Haftalık grafiğe geçiyorum. Haftalık grafikte tekrar alış noktalarını görüyorum. Örneğin şurası iyi bir alış noktasıymış. Linda iyi bir trendin olduğunu gösteriyor Linda indikatörü. Örneğin şurası iyi bir nokta. Orada almış olsaydım daha bir ay dolmadan bile %60 kazancı oluyormuş bu şirketin. Çünkü kanser önemli bir alan, sağlıkla ilgili. Yaptıkları teknolojiler de çok ilginç şeyler. Yani Mayıs başında bile almış olsaymışız bunu 126, 165, 126'dan 165'e çıkmış. Çok büyük artış tabii bu. Gördüğünüz gibi hisseleri nasıl bulacağınız, nasıl analiz edeceğinize bir örnek bu. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.